Merhabalar, 91'de çıkmış bir mangadan bahsedeceğim ve 2018'de Netflix tarafından ünlü olmuş bir manga. Baki. Dövüşü anlatarak nasıl bir kültür, tarih ve derin felsefik yargı anlatıldığını size göstereceğim. Bu Güzel Soy kanalındasınız. Ben Burak Güzel Soy. İyi seyirler. 91'de Keisuke Itadaki tarafından çıkartılan Baki birçok versiyonu vardı. İlk Baki, New Grappler Baki, 42 tomdan oluşmaktadır. Ardından Anma Baki çıkmıştır ya da Baki Son of Ogre. Üçüncüsü Bakidu, dördüncüsü de Bakidu. O son Bakidular aslında birisi katakana, birisi kanji harfleriyle yazılmıştır. Bunun derinliğine girmeden kısa bir özet. Dünyanın yeryüzünde görebileceğiniz en güçlü canlı olarak isimlendiren Yujiro Anma bir oğlu vardır. Anma Baki ve biz onu aslında ele alacağız. Ve Anma Baki aslında babasını yenmek için, babasından daha güçlü olduğunu ispatlayabilmesi için birçok evrelerden geçecek. O evreler değişik dövüşçüler, değişik spor yapmalar olsun, değişik sorgulamalar olsun. Son varışı Yujiro Anma ile dövüşebilmek. Ve bunu yapabilmesi için aynı zamanda Yujiro Anma birçok sporcu tarafından bir hedeftir, bir semboldür, bir korkulu rüyadır. Bir de şöyle bir şey var, bu videoyu yapmak için bana iten bir sebeplerden bir tanesi okuduğum yorumlar. Çünkü bazı insanlar kendilerini uzman ya da kendileri birçok manga anlamında içerik yapan insanların yorumu şu olmuştur. Bir nanardır, alakasızdır, sadece dövüş vardır, bir senaryosu, bir yargısı yoktur. Ben bu konuda hiç mutabık değilim. Ve mutabık olmadığımı size anlatacağım. Yani neden mutabık olmadığımı ve neden aslında doğru bir yorum olmadığını size anlatacağım. Öncelikle evet, dövüşten oluşmaktadır Baki. Ama dövüş bir vasıtadır. Nasıl Hajime no Ippo'da George Morikawa'nın eseri. Burada Hajime no Ippo aslında dövüşü, azmi ve çalışmanın ne kadar başarılı olabileceğini anlatıyor bize. Dövüşü kullanarak. Baki'de ise bize felsefik bir sorgulama şekli, kültürel referans, tarihsel referans ve birçok ilişki yakınlıkları anlatılmaktadır. Ve bizi aslında düşünme sınırlarımızı ekstreme koymaktadır. Dövüşün tanımı vardır ve dövüşün felsefik açısından sebebi de söylenilmektedir. Yani dövüş nedir? Nasıl dövüşülür? Neden dövüşülür? Ve ne zamandan beri dövüşülür? Ve bu sorulara cevap verebilmesi için Keisuke Itadaki birçok spor dalından, kültürden kullanılmaktadır. Uzak Doğu sporları ve tabii ki kültürel referanslar. Bunların içinde Agakure ve Gori no Sho kitabı. Gori no Sho biliyorsunuz Miyamoto Musashi tarafından yazılmıştır. Miyamoto Musashi 1600 yıllarda Japonya'nın bir gerçek yaşamış semboldür. En iyi katana ustasıdır ve o kitabında kenjutsu'yu anlatılmaktadır. Yani katana teknikleri. Bir de 5 tekerlek diye de tercüme edilir eminsem. Aynı zamanda Muhammed Ali bir Baki karakteridir. Aygul Mak denilen ama tamamıyla Mak Tyson'a referans yapılan karakter vardır. Karakterde Doppo Orochi olarak bilinen adam aslında Masutatsu Oyama'ya referans yapılır ki Masutatsu Oyama karate dalından bir icatını yapmış biridir. Kyushinkai olması gerekiyor ve kendisine gücünü ispatlayabilmesi için buharlarla güreşiyor ve bir tekniği var. Vuruş tekniği boğanın bir boynuzunu kırıyor. Gerçekten videolar var siyah beyaz, bakabilirsiniz. Ben bakınca inanamadım yani. Ve animede Bisque Oliva olarak bilinen aslında altındaki gerçek karakter Sergio Oliva'dır. O da vücut geliştirme konusunda bir uzman sporcudur. Mr. Olympia da olmuştur. Ve kendisi de polistir. Mangada özgür bir tutsak, gerçek hayatta polis. Ve ben Baki'yi aslında başka birilerine, hani dövüş seven birilerine tavsiye ettiğim zaman şunu fark ettim. Normal bir dövüş sahnesi izlemiyoruz. Neden? Çünkü bir dövüş sahnesinin içerisindeki bir vuruşu 3-5 dakika ayırarak size her türlü anlamını anlatıyor. Ve aslında yani dövüş, yani düz dövüşü izleyenler için de tavsiye edemem. Ya bir Hajime no Ippo, mesela Ippo vs Sendo gibi bir sahne göremedim. Dövüşler çok daha farklı açıdan ele alınıyor. Ve farklı açıdan ele alırken mesela dövüşün içerisindeki bir vuruşu detaylı bir şekilde veriyor. Öncelikle teknik nedir? Nasıl yapılır? Bu bir gerçek tekniktir. Gerçek derken mesela
mesela boksa cross crew vuruşu olabilir. Karate'de gyakuzuki vuruşu olabilir. Ve hatta bir Amerikan güreşinde bir tutuş olabilir bu. Tekniği gösteriyor. Tekniği anlatılıyor. Teknik kim tarafından icat edildiğini söylüyor ve teknik neden icat edildi? Yani çünkü mesela sonuçta nasıl uzak doğu sporları neden icat edildi? Neden Japonlar daha çok onu kullanıyor? Çünkü boy oranları ile alakalı. O boy oranları ile, yani bir nüfusun boy oranı ile alakalı nasıl bir teknik üretilir? Mesela judo çok güzel bir örneğidir. Karşıdaki bir rakibi ölü kilosuna getirerek onu yıkabilmek. Çok da mesela Türkiye'deki güreş nosyonlarından farklı, benzer de olsa. Ve Keisuke Itadaki ne kadar büyük bir hayran olduğunu görüyorsunuz spor anlamında. Ve spor dallarına ayrı bir yer açılabilir bu tanıtımda. Çünkü spor olarak bütün yelpazelere neredeyse hakim. Kenpo, Amerikan güreşi, karate, boks, judo, katana vuruşları. O konuda aslında ipoya çok benzerdir. Ipoda da boks anlamında bütün karakterleri gösterirken mesela Gazeli Punch olur, Depshiror olur, Cross Cray olur. Bunların hepsi gerçekten var. Hani boks dünyasında var. Zaten yazdığınızda o teknikleri kim ilk maçlarda yapıldı onu görürsünüz. Ama içinde ipoyu alın, içinde felsefe koyun ve düşünce mekanizma olarak ekstrem boyutuna itilmiş bir an, yani yargı araştırma, felsefe araştırma ve çok daha fazla kültür referansları koyduğunuzda sizin karşınıza baki olur. Ben bir sporcu olarak çok rahat konuşabiliyorum. Yani boks yaptım, judo yaptım, karate yaptım ve müsabakalık olarak da yaptım. Ama ona rağmen ben bunları, yani baki'yi izlediğimde spor anlamında, tarih anlamında çok şey öğrendim. Kendim de Muhammed Ali hayranı olarak çok daha farklı yönlerini, farklı cümlelerini, farklı perspektiflerini gördüm birçok karakterlerde, öğrendim de. Hani şey gibi, Blue Lock'ta mesela benim spor nosyonumla hiçbir şeyim yoktur. Hani hiçbir bilgim yoktur. Ve spor, futbolla alakalı çok şey öğrendim. İpo'da deseniz öyle, keza teknikle alakalı. Yani ben düz bir boks yapsam size, kimse size bir hoca şey göstermiyor. Cross Cray böyledir, Depshiror, Gazel Punch. Yok yani Türkiye'de zaten öyle kelimeler de telaffuz edilmez bir hoca tarafından. Nasıl boksun farklı versiyonları öğrendiysem Baki'de de keza aynı şekilde. Ve biz dövüşü dedik ama dövüş aslında şey olarak düşünmeyin. Round 1, hadi iki tane karakter dövüş. Hayır, her tarafta dövüş var. Yani hayvanlar aleminde bir dövüştür, savaş da bir dövüştür ve arena da bir dövüştür. Her türlü anlamını dövüşün tarihsel, yani insanlık, hatta canlılar oluştuğundan beri vardır. Çünkü biz her zaman bir dövüş içerisindeyiz. Bir mücadele dövüştür. Ve bununla aslında çok seksist gözüken ama bence hiç alakası olmayan, çok da evrensel bir anlamı olan virilite. Erkek nedir? Erkeksi nedir konusunda ele alıyor Baki. Şimdi erkek figürünü tipleştirilmiş halde görüyorsunuz Baki'de. Yani tipleştirilmiş derken çok üst seviyelerde, yani uç seviyelerinde stereotipi olmuş bir erkeksi anlamını gerçekteki hayatta nedir, niçindir bunu gösterilmektedir. Ve bunun için en güzel karakter tiplemeye uygun, birebir olan Yujiro Alma vardır. Yujiro Alma alfa erkektir. Erkeksinin vücutlaşmış halidir. Beden olarak, ruh olarak, testosteron olarak. Ve bunun aslında dünyada bir anlamı vardır Yujiro Alma. Çünkü dediğim gibi aslında burada uç bir konuyu anlatabilmek için en güzel betimleme stereotipe, yani abartı ve absürte yer verilmiş unsurlar kullanılmalıdır. Tipleme olarak ekstrem boyutta olmuş Yujiro Alma varsa aslında bunun evrelerini, sorgulama evrelerini ve bizim döngüsel olarak yaşama evreleri de Baki Anma tarafından bize verilmektedir. Çünkü evet, aslında Yujiro Alma uzun bir, yani uzun yıllar yaşamış bir insandır. Ne kadar kaba gözükse de rafine tatlara sahip de bir insandır. Ve aynı zamanda bu adam çok şey görmüştür. Yani Vietnam Savaşı ele alıyor, birçok savaşı da görmüştür. Ve bu adam aslında yumruk gücüyle birçok ülkelerin korkulu rüyasıdır. Yani birçok ülkeler aslında onunla bir sözleşme yapmıştır. Hani barış sözleşmesi. Çünkü Yujiro Alma tek başına bir ülkenin gösterebileceği askeri kuvvet olarak eşit, hatta daha büyük, daha fazla sayıdadır. Sonra da Baki de öyle oluyor.
yaşıyor da o daha sonradan. Ve yani adam o kadar badass ki, yani bir cumhurbaşkanı, Amerikan cumhurbaşkanı arayıp sen orada ayık ol, geleceğim senin suratını vuracağım deyip orada George Bush'u veyahut da Barack Obama, onlar da var çünkü şeyde manganın içerisinde, ona tehdit edip onlara da ayar veriyor mesela gibi. Tabii aynı zamanda bir İkinci Dünya Savaş hezimetini yaşayan bir Japonya'yla da karşı karşıyayız. Hani onun sonrasında verilmiş bir şey. Ama bunların hepsi aslında boş bir anlam değildir. Baki'yi incelediğimizde, yani Anba Baki oğlu olan, o zaman bütün anlamlar, sorular, cevaplarıyla beraber, düşünme mekanizmalarıyla beraber bize veriliyor. Çünkü Baki erkeklerin birçok evrelerini anlatacaktır ama bu evreler bütün dünyadaki sorgulamaları gösterilmektedir. Aslında Melia gücü olarak görebilirsiniz. Melia güç nedir aslında? Bir güç dengesidir. Ve güç dengesi esasında bakıldığında politikada, güç ve iktidarlıklarda ele alınıyor. Ve bunun en büyük sebeplerden bir tanesi erkeklerin güç gösterisi. Daha güçlü bomba yapmaları, güçlünün daha fazla söz sahibi olması. Mesela atıyorum, çok basit, Avrupa Birliği'nin ilk girenlerden bir tanesi Belçika'dır. Şimdi Belçika'nın nüfusuna ya da yüz ölçümüne bakıldığında çok küçüktür. Ama neden Belçika'nın söz sahibi vardır? Silah üretiminden dolayı. Ve bakayım, bir öncelikle duygu tamamlama aşamasıdır. Yani ne demek istiyorum? Burada aslında aşk, üzüntü, intikam, hayranlık ve sorgulama gibi babasıyla olan farklı periyotlarda ilişkisiyle sorgulayacaktır. Ve güç nedir aslında? Güç sorgulaması. Güçlü bir insan yardım ister mi? Yardım isterse güçlü müdür, güçsüz müdür gibi. Güç niçin vardır ve güç nedir? Bu gibi sorulara ele alıyor. Ve Baki esasında başka bir tarafı da var. İnsan ve aile yapısındaki ilişkiyi de anlatılmaktadır. Mesela anime olarak ele alalım. Grappler Baki animesinde, çok daha öncesinde, yani ben çok daha önce bu arada şey yaptım, takip ettim. Yani 2018'de Netflix'e ben tanışmadım. O zaman daha turuncu saçlıyken, bilenler için. Orada bir anne oğul ilişkisi var. Ama Grappler Baki'nin sonunda anne oğul ilişkisi var. Grappler Baki'nin başlangıcında karı koca eş ilişkisi gösterilmektedir. Annesiyle Yujiro Anma arasında. The New Grappler Baki'de Jack Anma ile karşılaşması sonucu kardeş ilişkisini anlatacaktır Baki'de. Ve aynı zamanda farklı ustalar, sporcular olmasıyla beraber usta öğrenci ilişkisi. Bir de aynı zamanda Baki güçlü olmasına rağmen aynı zamanda herkesi dövemiyor. Çünkü neden? Her sporun farklı bir ima etme gücü var. Yönelimi var ve senin aslında, yani bilek gücün en yüksek, maksimum olman demek herkesi dövüyor anlamına gelmiyor ve dövebileceğin anlamına da gelmiyor. Onun için çok böyle bir, çok bir zekice, bir dolaylı bir mesajı da vardır. Ve kardeş ilişkisinde, yani New Grappler Baki'de orada sevgilisi olmasıyla beraber bir güçsüzlüğü tadacaktır, aşkı tadacaktır ve aşkla beraber oluşan güzelliği, dünya güzellemesi ve anlamını da göreceğiz burada. Ve Son of Ogre'da, yani son bu sezonlardaki animede, ikinci sezonunda en son boyutunda baba oğul ilişkisini göreceğiz. Ama dediğim gibi animenin başlangıcında Bisküt Oliva ile dövüşmesiyle birlikte aslında vücut kültürünü ele alıyor. Çünkü Bisküt Oliva Amerika'nın en güçlü adamıdır. Amerika'nın en kaslı adamıdır. Vücut kültü ele alınmıştır ve Bisküt Oliva bir Amerika Birleşik Devletleri'dir aslında. Bir ABD'yi temsil ediyor. Ve bu kültünün sorgulanması, tarihteki konteksti ve tabii ki de yıkılışını göreceğiz. Ve en son olarak Yujiro Anma ile birlikte hayranlık baba oğul ilişkisi nedir? Ve güçlü insan demek sembol, rafine nedir? Onu da ele alıyoruz. Yani demiş, ben bak dediğim gibi Baki gözüyle birçok dünyamızda sorgulama şekli vardır. Bir de en son olarak Baki gözüyle çocuk neden vardır? Neden çocuk yapılır? Bu şey yönden de çok enteresandır. Mesela ikinci sezonunda Bisküt Oliva'dan sonra Pickles'ın çıkışıyla aynı zamanda 6 milyon yıl önceki Omni Blend referansıyla, yani gerçek tarihi olarak bize kabile insanı neden vardır?
neden çocuk yapmak ister ve o zamanda da güç ne demektir? Dinozorlar zamanında, hayvanlar aleminde zamanında, hatta daha uzağa gidiyoruz. Mikroplar çıktığından beri işte burada aslında mücadelenin anlamını görüyorsunuz. Ve aynı zamanda hayvanlar alemindeki yani canlıyla insanlar dünyasında, kontemporan dünyasındaki insan aslında hayvan aynısıdır. Bizler hayvan içgüdüsüyle yaşamaya çalışan basit ve düşünebilen varlıklarız. Bizim düşünebiliyor oluşumuz, kompleks tarafımız gösteriliyor ama canlı oluşumuz da aynı zamanda basit hayvan oluşumuz da gösterilmektedir. Ve Picasso'la bunu çok iyi bir şekilde bize aktarılmaktadır. Ve dediğim gibi çocuk neden yapılır? Yani Yuji Hoanma neden çocuk yapmıştır? Madem tipleme olarak en maksimum seviyesindeyse, sadece kendisini yenmesi için bir çocuk yapmak istediyse de baba oğul ilişkisinde ele alıyor. Ve çocuk aslında çok daha bizim dünyamızda, gelecek bir dünyamız vaatı olursa şayet, neden legasyon, çocuk önemlidir, bunu da ele alıyoruz. Ve başka değindiği konu, sosyetedeki güç nedir? Yani bunu Yuji Hoanma'nın olması, bir anlamı da şudur. Yuji Hoanma olmasaydı size soruyorum, güç nedir? Bu arada lambayı da yakalım. Para mı? Politikada yerinizle alakalı iktidarlık mı? Yani yaptırabilme güç mü? Boy mu? Kuvvet mi? Zeka mı? Yoksa yaşayabilme güç mü? Yani hayatta kalabilme yeteneğimiz mi? Sosyal statü, sosyete neden dedim? Çünkü şimdi bir dünyamız var. Sosyete dengesine göre, politika dengesine göre esasında güç anlamları değişmektedir. Yani güç farklı bir şekilde gösteriliyor. Bu son zamanlarda daha çok işte iktidarlıkların, paranın daha çok güçlü olduğu görüyoruz. Ve hatta soğuk savaş esnasında bilimin ne kadar güçlü olduğunu görmüştük. Ve bu aslında sivilizasyon dengesi. Yani bunların hepsi olmadığı zaman güç, hayatta kalabilme, zeka ve bizim aslında sahip olduğumuz bedenimizdir. Ve sivilizasyon yok olmadan Yuji Hoanma vasıtasıyla bunu vermek çok manidardır. Şimdi gelecekte su sıkıntısı, yemek sıkıntısı, yaşama barınma sıkıntısı, büyük bir nüfuslu yerlerde, o zaman politikanın çok da sığ bir yer alacağı zaman, askeri kuvvetin çok da güçlü bir yer alacağı zaman, güç pozisyonları, emin olun, bir iktidarlık para olmayacak. Ve Yuji Hoanma yok olmayan bir dünyaya karşılaşmadan önceki bu sorgulamaları yapıyor. Ama dediğim gibi ben her zaman bu kanalın da amacı, konuşmalarım da amacı, şimdi herkes izlenme ya da yayılım olarak daha fazla kitleye sahip olmak ister tabii ki de, ki bu söylediklerim boşa gitmesin. Ama aynı zamanda şu var, bir eser, yine diyeceğim herhalde kaçıncı defa dediğimi bilmiyorum ama, bir eser, bir yönetmen, bir yapımcı, bir tiyatrocu bir rolünü oynarken, eserini yaparken içindeki yargıyı görmek lazım. Son durağındaki varıncaya kadar ne mesajı vermek istemiştir? Böyle almak lazım. Ve bakiyi de böyle incelemek lazım. Bu gözle baktığımızda çok daha farklı anlamlar, çok daha farklı semboller yakalayacağız. Aslında olayın animesine gelelim. Olayın sahnesine, olayın fön kısmına gelelim. Nasıl yani ben dövüşleri nasıl betimlerim? Şimdi şöyle, Hajime no Ippo'yu aldın dövüşün. İçinde yorum koydun. Öntör X öntör tarzına yorumlar koydun. Felsefe ve tarih koydun. Baki eder. Jojo Bizarre Adventure'ı aldın. Standları kaldırdın. Al sana Baki. Yani görünüş olarak bunu diyebilirim. Bir de görünüşlerde tabii ki de vuruşlar var. Şiddet var, kanı var yani. Demiş olduğum gibi önce vuruşu, yani vuruşlar baktığımızda öncelikle bir teknik kısmı var. Yani manga ise 200 sayfa ayrılıyor bir tekniğin anlatımına. Anime sahnesi ise 3 ile 5 dakika arasında anlatılıyor. Yani bayağı sana vuruşun tekniğinin tutorialini veriyor. Al bak böyle bu pozisyonla yapıyorsun. Bunu da gerçekte de yapabilirsin. Gerçektedir, yapabilirsin de. Tekniği yapabilirsin ama animede insanlar o kadar üst insan, o kadar vücutları böyle maksimum hayal edebileceğin bir seviyede ki direktmen gerçekçi olduğu tarafından ütopik halini ele alıyor hani şeyin, tekniğin, vuruşun. Ve aynı zamanda vuruşlar serttir, şiddetlidir. Yani bir vuruşun vücudun yüzdeki deformasyonla
ne kadar narin olduğumuzu ve şiddetin, dövüşün de yani çocuk oyuncağı olmadığı, o şiddeti göstererek korkutuyor yani, yeltendirmiyor. O da çok önemli. Adam mesela üst insan olduğu kadarıyla hepsi darbe yiyor, çok sert bir şekilde darbe yiyor ve kötü bir şekilde yansıtılıyor o şiddet. Yani güçlü olduğumuz kadar narin yapısını da anlatılmaktadır insan vücudunu. Yani kısaca insanın. Ve Keisuke Itadaki resimdir, anatomidir. Sırt bilgisi, vücut bilgisi, kas bilgisidir. Ve kas bilgisinin, yani anatomi uzmanlığının yerinin o kadar iyi biliyor ve o kadar üst seviyede gösteriliyor ki, abi bir resimler var. Hani şey zannedersin, Japon duruşuyla antik Yunan heykeli birleşse baki olur. Bakışları, gözleri, mimikleri, yüzdeki hani yanak kasları, yani o yanaklardaki kaslar, ya ona baktığınızda bu burundaki rafinelik, eldeki rafinelik, el duruşlarındaki kompleksite ve o elin altındaki antrenman sonucu olan emek gösterimi, yani bunların hepsi gerçek, gerçeği yansıtılıyor ve abartının absürtlüğün de üst seviyesini de gösteriliyor. Yani harbiden, yani 1000 tane resim olsun, Baki'nin bir kas yapısıyla direktmen 1000'in içerisinde bulursun, tanırsın. Keisuke Itadaki anatomi bilgisiyle beraber poz perspektiflerinde çok iyi gösterilmektedir. Gerçekten eline sağlık. Hani burada çok farklı yöntemi, çok farklı bir tarzı var ve bu tarz, eğer yani bilmiyorum tabi okuluna gitmedim ama manga anlatmaya kalksan, bakın bir Keisuke Itadaki tarzı var diye çok rahatlıkla anlatırsın. Ve son olarak tabi anime olarak ele alırsak, yani Grappler Baki çok şey olmamıştı, çok böyle bütün daha çok kitleye yayılmamıştı. Yani Netflix'i de tebrik etmek lazım, 2018 adaptasyonuyla çok büyük bir yani çok büyük bir başarılı olmuştur anime anlamında, izlenim anlamında ve Baki'nin bilinmesini sağlamıştır. O yönden hani Netflix adaptasyonu teşekkür ediyorum ve anime tarzının da altındaki şirketini de hani gerçekten tebrik etmek lazım. Çünkü mangayı en iyi bir şekilde yansıtan animasyon şirketi diyebiliriz yani. Sadece üzüldüğüm kısım, yani Türkiye'de mesela yayınlanmadı. Yani kitabını çok göremiyorsun ve başka yerlerde de ben mesela Belçika gittiğimde Baki'yi çok görememiştim kitap olarak. Yani görememiştim dedim, görmedim hiç. O beni biraz üzdü. Yani Türkiye'de gerçekten bir yayın evim olsa, bir yapımcı, bir ressam olsam elinden geleni yapardım hani Baki'nin bizim raflarda çıkabilmesi için. Çünkü Baki çıktığında hani eminim birçok insanı spora yönlendirecektir. Ama sadece böyle düz bir vuruşu değil, düz böyle güçlü olmak için değil, felsefik anlamıyla. Yani dediğim gibi burada Baki'nin içerisinde Muhammed Ali'nin hayatı vardır. 2016'da Muhammed Ali öldüğünde ben ağlamıştım. Tabii boks yaptığımdan, yani ailem de boksa yakınlığımızdan dolayı biliyordum ve kendim de araştırmıştım. Ama şöyle diyor animede, Yujiro Hanma en büyük, yani çok az saygı gösterdiği insanlar vardır. Yani Yujiro Hanma bu testosteron seviyesinin yanında herkes kadındır Yujiro Hanma'nın karşısında. Ondan dolayı çok da şey değil. Birçok insan Yujiro Hanma'nın karşısında çok güçsüz olduğu için de saygıyı da çok az gösteriyor. Çok az insana gösterir Yujiro Hanma. Ama en büyük saygı gösterdiği insan gerçek ismiyle Muhammed Ali'dir Baki'deki. Ve Muhammed Ali'ye şunu demiştir. Diyor, bir ara bir dövüşüyor. Muhammed Ali'nin birkaç kombinezonu var. Yani bilenler için bir hayalet cebi vardır onu. Hayalet bir kroşesi vardır yani. Ya hayalet vuruş denilir, pardon. Ve hayalet vuruşunu yaparken Yujiro Hanma'ya karşı, tabii Yujiro Hanma çok güçlüdür, yani yenilmesi mümkün değil. Ama Muhammed Ali de yenilmesi de mümkün değil. Hani bir şey olarak, bir benim bir kahraman, gizli bir kahramanımdır gerçekten Muhammed Ali. Benim de hani bir cesaret kaynağımdır da aynı zamanda. Ve orada Yujiro Hanma şunu yapıyor. Tam böyle eskivi yaptıktan sonra Muhammed Ali'yle döverken birden ellerini alıyor. Ve diyor ki, evet şunu biraz zorlasam ben duygulanırım. Bu ellere nasıl karşı gelebilirim? Bu bir el değildir. Senin yaptığın, senin dövüşün çok daha farklıdır. Dünya çapındadır. Sen bir ülkeye, bir sisteme karşı dövüşmüş bir insansın. Sadece dünya şampiyonu ringde değilsin. Siyahi hakların savunuculuğunu yaptın.
Aynı zamanda güçsüzlerin yanında da bulundun. Ben bunu görünce hani gözyaşlarımı tutamadım. Şu anda biraz zor tutuyorum. Çünkü bana deseniz ki bir karakter var mıdır spordan daha büyük? Evet vardır, o da Muhammed Ali'dir. Baki'nin bunu ele alması, bunu resimlendirmesi, bunu anlatılması benim için büyük bir değer ve yayınlanmadığı için bu kitap Türkiye'de ve hatta ya da başka bir ya daha fazla tanıtılmadığı için ve kendi ülkemde ele alalım ya, yani sonuçta bizim ülkemizde de çok dert var. Yayınlanmadığı için üzülüyorum. Üzücü buluyorum. Bu arada kusura bakmayın. Hem yazımla hem de videonun uzun sürmesiyle dilim çok iyi dönmüyor. Yorgunlukla beraber biraz hastayım. Ve diyeceklerim bu kadar. Baki inceleme tanıtımıydı. Bu Güzel Soy kanalındaydınız. Ben Buğra Güzel Soy. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Dragon Ball'la kalın. Muhammed Ali ile kalın. Baki ile kalın. Ciao.